Arduino yeri geldiğinde çok güçlü ve becerikli bir mikro kontrolcü olabiliyor. Bugün en yaygın ve en basit modellerinden biri olan Uno bile pin başına verebildiği akım noktasında Raspberry Pi'den daha güçlü ve Arduino yıllardır aramızda olduğu için pek çok modülle uyumlu kütüphanelere sahip. Bazen bu modüllerin Raspberry Pi için kütüphaneleri olmayabiliyor ya da olsa da Arduino'daki kadar iyi olmayabiliyor. O sebeple projelerinizde hem Raspberry Pi hem de Arduino'yu kullanmak mantıklı olabilir. İkisini haberleştirmek için birçok yol var. Örneğin kablosuz haberleşme modülü NRF24 L01 kullanarak yapabilirsiniz bunu. Bu videoda ise bu iletişimi USB kablosu üzerinden nasıl yapacağınızı anlatacağım. Öncelikle hangi durumlarda Raspberry Pi tabanlı projelerinize Arduino'ya ihtiyaç duyabilirsiniz ona bakalım. Örneğin 5 volt lojik sinyalle uyumlu olan bazı donanımlarınız olabilir ve bunlarla internet tabanlı gelişmiş nesnelerin interneti projeleri geliştirmek isteyebilirsiniz. Dahili Wi-Fi desteği sayesinde geliştirme platformu olarak Raspberry payı seçtiniz diyelim. Ama Raspberry Pi'nin 5 volt lojik sinyal desteği yok. Bu durumda ya lojik shifter dediğimiz parçaları kullanıp bunu dönüştürmeniz gerekiyor ya da Raspberry Pi'nizi 5 volt lojik destekli Arduino'ya bağlayıp donanımınızı Arduino'ya takıp Raspberry Pi üzerinden Arduino ile haberleşebilirsiniz. Yani bir nevi Arduino'yu Raspberry Pi'nin bir uzantısı haline getirebilirsiniz. Bir başka olası senaryoda Raspberry Pi üzerindeki GPIO pinlerinin sayısının yaptığınız karmaşık projelerde yetersiz kalması. Yine aynı şekilde Raspberry Pi'ye bağladığınız bir Arduino'nun giriş çıkış pinlerini sanki Raspberry Pi'ymiş gibi kullanabilirsiniz. Son olarak Raspberry Pi'nin üzerine geçebilen head donanımlarınız varsa giriş çıkış pinlerine erişiminiz kısıtlanıyor. Örneğin Sense HAT'te bu durum geçerli. Hem Sense head gibi kartları kullanmak istiyor hem de GPIO pinlerine ihtiyaç duyuyorsanız yine yardımınıza USB üzerinden Raspberry Pi'ye bağladığınız Arduino koşacaktır. Peki Arduino'yu Raspberry Pi'mize bağladık. İkisi arasında iletişimi nasıl yapacağız? Bunu İngilizce Serial Interface olarak bilinen seri arayüz hallediyor. İsterseniz bir örnek üzerinden devam edelim. Bu örnekte ben Raspberry Pi Zero'ma bir Arduino Uno bağladım ve Arduino ya da bir LDR yani ışık sensörü taktım görebileceğiniz gibi. Bu analog sensör her 200 milisaniyede bir okunuyor ve okunan değer seri ara birime yazdırılıyor. Görebildiğiniz gibi 4 satırlık oldukça basit bir kod bu. Önemli olan tek detay burada print kullanmamız. Çünkü Println'e printin aksine değerleri her seferinde yeni bir satıra yazdırıyor ki Raspberry da bu satırları görecek ve ona göre yeni satırda okuma yapacak buna birazdan değineceğiz. Eğer bunu yapmasaydık bu sayılar karman çorman, başı sonu belli olmayan ve birbirine girmiş bir şekilde alınıp gönderilecekti. Şimdi işin Raspberry Pi kanadına bakalım bu gönderilen değerleri nasıl okuyacağız? Orada yazdığımız kod da oldukça kısa ve basit arkadaşlar dahil etmemiz gereken iki kütüphane var Time ve Serial. Alt satırda SER değişkeninin karşısına Serial kütüphanesinin kabul ettiği parametreleri giriyoruz. Bunların ilki Linux'taki aygıt mantığına göre Arduino'nun hangi isimle tanındığı oluyor. Bu da bizim Arduino unumuz için dev slash tty büyük harflerle acm0. Buna bakmak çok kolay. Raspberry Pi'nizdeki Arduino IDE uygulamasındaki araçlar ve port menülerini takip ederek Arduino'nuzun hangi isme sahip olduğunu görebilirsiniz. Devam edersek buradaki ikinci değer baud rate. Bunun Arduino kodundaki setup fonksiyonu içinde yazdığınızda aynı olması gerekiyor. Bizim örneğimizde gördüğünüz gibi ikisi de 9600. Sonra while true döngümüz altında input eşittir ser nokta readline yazıyor. Bu bize satırları okumamızı sağlayacak olan şey. Ancak şu an okuduğumuz şey anlaşılmaz karakterler. Bunu dekode etmemiz gerekiyor. Data isimli bir değişken oluşturup bu değişkenin inputu UTF-8 formatıyla dekode etmesini söylüyoruz. Şimdi data değişkeni anlaşılır hale geldi ve printle bunu konsola yazdırıp bakabiliriz. Arduino'da 200 milisaniye bekleme koymuştum, burada da aynısını yapıyorum ve kodu çalıştırdığımda ışık sensörünün raporladığı analog veriyi konsolda görebiliyorum. Arduino her yeni okuma yaptığında bunu yeni bir satır olarak gönderiyor ve Raspberry de bu satırları algılayıp bize satır satır gösteriyor. Ve böylece dünyanın en popüler iki maker platformu olan Raspberry Pi ve Arduino'yu haberleştirmiş olduk. Video başında belirttiğim gibi bu işlem pek çok kullanım senaryosunda işinize yarayabilir ve gerçekten hayat kurtaracak bir şey. Karşılaştığınız sorunlar ve kafanıza takılanlar için yorumlar kısmını kullanabilirsiniz daima arkadaşlar. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve abone olmayı ihmal etmeyin. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.